Türk dünyasının yaşayan efsanesi, Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'yla görüştü. Kırımoğlu ve Topçu, Kırım Tatarlarının durumunu ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumunu ele aldı. Türkiye, Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor ve bu yasa dışı işgal ve ilhakı tanımadı ve tanımıyor. Cumhurbaşkanımızın da altını çizerek bütün uluslararası platformlarda ifade ettiği gibi Türkiye halen Kırım'da yaşayan, gerekse işgal sonrasında vatanından ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarı soydaşlarının her hal ve şartta savunmaya ve onlarla olan insani destekleri sürdürmeye devam ediyor ve edecek. 50 bin Kırım Tatarının ülkelerini terk ettiğini belirten Kırımoğlu, işgalin bir an önce bitmesi gerektiğini dile getirdi. Kırım'daki rejim Stalin zamanına benzer böyle bir rejim. İnsanlar birbirlerini konuşmaya korkuyorlar. Çünkü her yerde dinleyicileri var. Yani korku içerisinde insanlar. Ve maalesef çok insanlarımız böyle durumda vatanlarını yeniden terk etmek zorundalar. Biz Kiev'den müracaat ediyoruz soydaşlarımıza. Gitmeyiniz. Biz o vatan için o kadar yıllar mücadele verdik. İnşallah kurtarırız. Bizim için çok bu acı şey. Çünkü o vatana 1944 yılının soykırımı sonra yarım yüzyıl devamında biz mücadele verdik. Şimdi yeniden vatanımızı terk etmek bizim için çok zor.